Ya şimdi e, Ekrem İmamoğlu'nun yayını bir kere e, çok net bir şekilde aradığınız kan benim. Bir daha dinleyebilir miyiz olur ya? Altın masaya aradığınız kan benim diyor. bir Hazırsa bir, bir dakika Melih bir dinleyelim. Enteresan bir Aradığınız evet. kan benim diyor yani. Evet. Yok yok enteresan çok bir Çok yani. net. Tamam yok ben enteresan. de o yüzden bir daha dinleyelim diyorum. Yani dinleyelim. Bir paylaşan başka partilerin yetkili. Biz süreç yönetiyoruz. Bakın ben sürecin bir parçasıyım. İstanbul'daki icraatlarımızla ben hatta sürecin Bizim en güçlü parçasıyım. Çünkü İstanbul burası. İstanbul eşittir Türkiye diyoruz. Evet. İstanbul'da kazanırsanız Türkiye'yi kazanırsınız diyoruz. Yani aynı zamanda İstanbul'da bilgi sahibi misiniz Ekrem Bey? Yani hani partisiyim diyorsunuz ya. Tabii ki. Liderler bir araya geliyor, tabii bir tabii ki bilgi yapıyor. sahibiyim. ve öncesi ve sonrası bilgi sahibi. Tabii misiniz? ki ya takip ediyorum. Tabii ki genel başkanımla konuşuyorum benimle bilgisini paylaşan başka partilerin yetkilileriyle konuşuyorum. Teknik çalışmalara katkı sunmaya çalışıyorum. Farklı mekanizmalarla sürecin içerisindeyim. Ben kendi konumumu tanımladım Murat Bey. Ben altılı masanın en çalışkan neferiyim. Başından beri, kurulduğu andan beri. Ama esas mesele ne biliyor musunuz? Altılı masa dimdik ayakta durmak zorunda. Ben seçimde Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin adayı olarak sahaya çıktım. Seçimi kazandık ve şimdi onların başını öne eğmemek adına yoğun bir çaba içerisinde ve Türkiye'nin en büyük belediyesiyiz. Türkiye'nin en büyük kamu kurumlarından biri siz Bu mücadeleyi veriyoruz. Ben sürecin neferiyim. Aday olma meselesi detay benim için. O en son mesele. Bizim bu süreçleri e, ta, e, iyi yönetmemiz lazım. Yani Aranan kan benim mi diyor? Aradan ka, aranan kan net olarak hmm. benim. E, ya isim detay diyor. Yani ben, ben, ben benimle kazanabilirsiniz diyor. Yani isim demek istiyor. Tabii, yani tabii. Ben ha, daha önce yani. CHP ve İyi Parti'nin adayı olarak çıktım ha, kazandım ha, diyor. Bravo. Tam tabii, onu diyecektim Bedir evet. Bey. Diyor ki İstanbul eşittir evet. Türkiye. İstanbul'u kazarsanız Türkiye kazanırsınız. Ben iki kere yaptım diyor o işi. 31 mart, bir Haziran'da iki kere yaptım. İkincisi e, e, şey de diyor ki e, sürecin e, en önemli parçasım onun dışında da e, mesela konuşması boyunca ben dün dedim parça parça ama sonra üşenmedim. oturdum izledim bugün. Konuşması boyunca mesela Kemal Bey'e tarafına bir atıf yok. CHP'den bahsederken altırmasaya iliştiriyor. Tek başına CHP'den bahsetmiyor. Mesela az önce de izledik ya CHP ve İyi Parti diyor kendini partiler üstü bir yere konumlandırmış. Baştan sona baktım. Altılı masanın neferiyim <laughs> Burada da ama ilginç gözlemciler C var ha. Ne? neferiyim demiyor. Hayır. Yani, Altılı ya. masanın Estağfurullah. diyor. Eee <laughs> şimdi ama ilginç bir nokta kadar. Ama gerçekten ben dün akşam <laughs> yayında olduğu bir parça parça sonra oturdum, izledim. Yani çünkü düz koşulara başladı tekrar Ekrem Bey. Yani bir dört ay ara verdi. Şimdi tekrar düz koşlara, oyuna girmeye hazırım diyor ve girdi oyuna. Takımdan ayrı düz koşumu. Ayrı düz koşu şimdilik. <laughs> Ama şöyle. Çok iyi ya. Şimdi, e, şöyle, şimdi e, çok çok diyorlar ki ya e, bu adaylık ilanı anlamına gelir mi? Şimdi tartışmayı bitirmenin çok basit bir yolu ne var. Ne anlamına gelir mi? Adalik adaylık ilanı anlamına, anlamına gelir, gelir mi? Yani Ekrem Bey, bal gibi gelir. Şimdi eğer değilseniz o kadar basit ki. Üç tane yöntemi var. Bir, ben aday değilim. Tartışma biter mi? Biter. biter. İki, doğru olsan genel sparsanız. başkanım adaylıdır. 50 kere bunu söyledi, onu destekliyorum. Biter mi? Böyle sert geçiş yapmak istiyorsan istemiyorsanız, ikincisi. Hadi diyelim bu da içine sinilmedi. Üçüncüsü, şöyle bir yumuşak geçiş olmaz mıydı? Ya ben İstanbul'u yönetmekten mutluyum, bir dönem daha yapmak istiyorum. Üç şekilde de tartışmayı bitirirdi. Ama... 45 dakika boyunca o anlatımında ve sorulan sorularda da bu üç yöntemi asla ve asla denemiyor. Bak yani denemiyor çünkü her aday. Şimdi ee, mesela de, ya hakkı değil mi falan böyle. Bazen Benim deyimimle olağan şüpheli. Efendim? Olağan şüpheli adaylar arasında. Tabii tabii yani şöyle ama. Ya bu altılı masa adaylık meselesini bir türlü çözemiyor. İş kuantum fiziğine döndü. Çıkamıyorlar içinden. 220 gün 10 saat var. Öyle uzun bir süre değil. 18 Haziran'ı baz aldığımızda 220 gün 10 saat var. Dün akşam 221 e gün 6 21, 6 saatte. Kısmı. 6 saatte bir Aynen gün öyle. Melik sen hiç işin gücün yok mu abi? Saatine abi kadar kronometrem var. <laughs> Ölçüyorum. Şimdi <laughs> dakikası bile sö dakikası bile söyleyeceksin kum, neredeyse. Baktım onlar kum saatini tutuyor. Neyse tutmuyor. ilk Ankara'da e, değil haklı. bu arada ha. Yani burada olunca çok performansı daha iyi oluyor. Saatle saymakta da evet. çok çok haklı Melik. Mesela ben Mesela ben askerliğin bitişine doğru yani yaklaşıkçe hep gün ve saat e, sayarak sürekli devamlı ilgiliydim. Kaç saat var? Mi? Bir dakika bir daha söyle. 220 çok. gün 10 saat. 220 gün 10 10 saat. 10 saat. Evet. 10 18 Haziran'ı baz alarak evet. söylüyorum. Ya bir dakika şunu mu söylüyorsun? Yani bir daralıyor zaman. Bir Ekrem İmamoğlu ben varım buradayım. Kesinlikle. Aranan kan benim diyor. Çok bir, net. İki zamanın daralmasını da gözeterek bunu yapıyor. Aynen öyle bravo. Yani ara verdi ve baktı ki hala santrafor yok. Yani iki ayağını kullanan Günler günler, günler kaldı, saatler kaldı artık. Tabii. Hala santrafor yok. Maç 75. dakikaya gelmiş. Hadi uzatmada 9 dakika olsun. Peki. 15 et 24 dakika santrafor de, yok. Melik Mel 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 bir bir 3. maddede şunu ekleyebilir misin? Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemlerdeki tartışılan çıkışları ve imaj kaybı da buna neden olmuş olabilir Çok Evet diyecek. Evet. Amerika Gezi evet, ve başörtüsü meselesi <laughs> ciddi anlamda Kemal Bey'i zayıflattı söyleniyor. O zaman İmamoğlu bakıyor, diyor ki... Bir, süre daraldı, daraldıkça daralıyor. Hala aday yok, ben varım. Aynen. İki, Kemal Kılıçdaroğlu bu işi böyle çok da götürebilecek durumda değil, ben varım. Ben masayı varım. da ikna edemedi diyor. Ben düşünüyor. varım diyor. Evet. Ben masayı da ikna ederim diyor. Aynen öyle. Çünkü diyor ki daha önce... Kazandım ben diyor ya Türkiye işte İstanbul'u iki kere yaptım. İyi ve Parti de, CHP ha, adayı olarak. Aynen öyle ve devamında bir yer, iki yerde şey diyor İttifak'ın adayı. Yani o zaman deva gelecek yoktu ama o da mesela tercihen söylüyor. Ben dilini sürçtüğünü düşünmüyorum. Tabii Akıllı tabii İttifak'ın adayı tabii. diyor. Yani onu tercihen söylüyor. Çünkü HDP'de de destekledi o dönem. Ama HDP ismini telaffuz etmenin bir faturası var. İttifak'ın adayı dediğinizde daha güzel yumuşak e, bir o geçiş. O zaman bundan sonra hadi bu bir televizyon konuşması. Bu mesajları verdin konuşmayla. Bundan sonra bu atakları görecek miyiz İmamoğlu'nda? Göreceğiz ve genel merkez durduramıyor zaten. Şimdi mesela deniyor. Ha, bu genel merkeze rağmen. Yani genel merkez şöyle çıkacak. Bu Genel anlamda icraatlarını anlatacak. Buna ilişkin bir soruyu da şöyle hafif göğsünde yumuşatıp atacak. Yani Beklentisi bu, o. Beklenti o ve net bir şekilde ben Kemal Bey'in bundan rahatsız olduğunu biliyorum. Yakın çevresine. Bu konuşmadan rahatsız. Evet bu, bu adalet gösterisine dönüştü. Peki bir dakika. Peki, izlemiş mi? izlemiş. Canlı Baştan sonra mı? Yani izledi. Ne kadarını bilmiyorum yani izlemiş. İzlemiş mümkün değil tabii Yok, izlemiş. Yani Artı bilgi de vermişlerdir canım yani. Tabii, tabii. izlemiş ve o yakın çevresinde değerlendirmesinde rahatsızlığında ifade ederken yani önemli bir bilgi de verelim. Her şeye rağmen ben, ben benim adayının konusunda dönüşü olmayan bir yola girdim demiş. Kemal Kılıçdaroğlu. Evet. İki nokta üst üste. Ben dönüşü olmayan bir yola girdim. Evet. demiş. Dolayısıyla şimdi... O zaman bir dakika Melik bu bilgiyi sen nereden aldın? Ya sonra bunu Sorun... demet zannederler. <laughs> Böyle konuşursak. O yüzden bir dakika Melik sen bu bilgiyi nereden ben, aldın? Ben bir iki CHP'li yöneticiyle konuştum. Oradaki bir değerlendirme yapıldığını ve hatta çok net bir şekilde dediler ki ya Kemal Bey'in adaylığı, şu anki durumu ha. söylüyoruz. A sen bir kulis bilgisi. Evet. Bir dakika kulis bilgisi aktarıyorsun. Evet, yani evet CHP'li evet, yönetici evet, Ben CHP hatta yönetici... şöyle bir espri yaptım. Yani Kemal Bey diyor ki omikron şey e, bu ne nehriydi? Nerede ki? Sezar geçiyor yani. Onu Mesela, Hakan, Bey bilir. Seza Hakan bilir. Bey Sezar Hakan Bey Sezar'ın geçtiği nehir neydi ya? Kafa durdu. Rubicon. Rubicon. Ha? geçildi. Ha, Rubicon. ha Rubicon. Biliyorsun Rubikon'u geçmek o dönem evet, yasak. Sezar geçiyor diyor ki dursun Artık Rubikon geçildi diyor. Geçmiş Bak, olsun. Sezar, Kemal Bey Hürütüs, için Rubikon geçildi. Petro konusunda bir sorun varsa evet, Ama, Napolyon, <laughs> <Şimdi, gülüyor> <Şimdi>, ama yanlış, <laughs> yanlış Napolyon, Hitler Rubikon, Rubikon bana. rehniyle ilgili şöyle bir şey var. Ben ha. niye bilmiyorum bunu Şimdi Niye? Yani. Şimdi, şimdi <laughs> mesela şöyle deniyor. Kendi aramızda küçük şimdi bir espri. Bir mümin e, şakası. Ben mesela şöyle bir şey deniyor. Ya işte ya Kemal Bey'in daha böyle adaylı hani tam olmadı. Ya Kemal Bey bir tek cami minaresinden bağırıp ben adayım demedi. Bir dakika ya hangi nehirdi o? Rubikon. Rubikon. Rubikon geçildi mi dediler? Geçildi Kemal Bu Bey. Bu nehir için. adıyla mı söylediler bunu? Yok onu ben söyledim. <laughs> Benim için dedi, Benim dedi ki hayır hay, şöyle dedi. Rubikon yani, yani. şöyle <laughs> ya. Dedi ki, Zarlar atılmıştır dediği lafı hay, hay, kullandığı nehir. Konuştuğum kişi dedi ki Kemal Bey kendisi için artık bir dönüşü olmadığını söyledi. Ben de dedim ki o zaman Kemal Bey için Rubikon geçildi diyebiliriz. Değil Bravo. Diye. Ama Rubikon, bir, dakika, bir, şey bir... mi? Ben günlerdir bunu söylüyorum. Ya Kemal Kılıçdaroğlu o kadar angaje oldu ki bu adayla, Tabii. o kadar altını çizdi, dikkat çekti, Onu, o kadar ya, hakikaten geri dönülmez noktada Dönülme? Yani bu saatten sonra ben, ben aday değilim diyemez arkadaşlar. Ben, yani Ahmet Bey çok zor. Ya bakın bir Ay tek diyorum ya kesin kararlı ama ya, ya o bir çok belli tek yani. Kemal Bey bir cami minaresinde adayım diye bağırıyor. Tamam da şunu unutuyoruz. Yani cami adayım dedi her yerde dedi. Röportajda dedi. En son Sivas'ta dedi ki bir de beni deneyin. Bundan daha açık bir şey olabilir mi? Ama şunu Efendim? Bir yandan da Kemal Bey hep diyor ki bizim adayımızı altılı masa seçecek diyor. Hayır ben diyor. adayım ama altılı masa. Altılı masa karar verecek evet, diyor. ben adayım diyor Dolayısıyla ama. o altılı masadan tamam. o kararın Çıkıp çıkmaması başka bir onunla olay. ilgili de fikrimi söylüyorum. Yani, yani, e, diyelim eyvallah. ki ben e, ben Fenerbahçe Santifor oynamak ben, istiyorum ben, diyorum. Biz o detaylara da de ama şöyle <laughs> o detaylara girdiğimizde de konuşuruz. Hiç bu kadar Burada sonuç şu. Bedri Bey şu. onun cevabı da var onda ama. Şöyle. Yavaş yavaş veriyor. Yavaş <laughs> şöyle, yavaş. Yavaş yavaş. Onun da cevabı var. Şöyle olmadan. şimdi burada mesele Kemal Bey'in adaylığı ...imam onu bağlar. Yani Kemal bir genel başkan ben adayım dedikten sonra siz onu belediye başkanı İşi olarak çok işin sor, o abi. tarafı sizi bağlar. Peki Melik bir şey sorabilir miyim ne olur? Şimdi sen Cumhuriyet Halk Partili bir takım yöneticilerle konuştun. Onlar dediler ki Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'nun bu He. programını izledi. Ve ben adaylık açısından geri dönülmez bir noktadayım dediğini Dedi. söyledi. Ha. E İmamoğlu'nun bu açıklamalarını Kemal Kılıçdaroğlu bir adaylık sinyali olarak algılamış mı? Tabii ki. Ve ama, hatta ama şöyle, arkadaşlar hatta şöyle de bir şey polis üstünden bu kadar yaydığımız zaman yok, yok. bu programı izleyenler sanki somut bunlar yok, yo yok, yok. Yo. söylenmiş gibi sayın seyirciler, yani bunlar somut olur? değil somut söylenmedi değil. açıktan söylenmedi ama niye melik söyledi <laughs> CHP <'li, gülüyor> CHP'li yöneticiler Benim yanımda konuştu ya ben söylemek istemiyorum ama gerçekten Evet, Kuvvetli. evet, evet Mete tamam. Bey şahittir. Kendi fikridir diyor. Ya, Aha, ya, yok ben be. bir şey söyleyeyim yani. Ya, tamam, de bu gidiyoruz. gazetecilikte, yok, diyor. Gazetecilik bir şekildir. Yeter pe ki Peki. Pe e, falanca iki nokta bunu kesin söyle demeyelim. Hayır, böyle hayır. izlenim tam, aktarıyoruz. tamam yani. böyle yani, izlenim e, Hatta Mete Bey doğru yanımdaydı. Hatta şöyle bir cümle de ben hatta o şaşkınlığımı seslendirince Mete Bey de baktı bana. Nasıl ya dedim yani içeride başka dışarıda başka konuşuyor derken. Yani Ekrem Bey mesela içeride daha böyle pozitif bir hani Kemal Bey'in adayına çok itiraz etmez pozitif bir e, tavır sergiliyor ama dışarı e, çıkınca hani böyle e, daha açık hale söylüyor. Mesela geçmişte Seyit Torun e, kendisine ya bu gezilerin yanlış anlaşılabileceğini söylüyor. O da diyor ki bunlar teşekkür mahiyetinde bir gezi. Sonra partinin önünde, ya teşekkür mahiyetinde dediğin şey bayağı seçim mitingine dönüyor diye. Ee, onun üzerine şöyle bir yorum. Ya hani içeride bize konuşurken yani sanki daha böyle parti disiplinine bağlı, Kemal Bey itirazı olmayan bir pozisyon izliyor ama uzaklaşınca tekrar adayla dair tekrar, e, işaret veriyor. Tekrar sorularıma dönmek istiyorum. Ha? Yani e, izliyor ve e, bunu bir adaylık deklarasyonu gibi mi algılıyor? Yani adaylığa yeniden varım anlamında mı algılıyor? Evet, bir, bir sinyal Kemal Bey. olarak görüyor evet. Sonra, e, ama yani bunu algılamaz imkan yok çünkü bir kere bile adayımız Kemal Bey demiyor. demiyor. Kemal Bey adını bile anmıyor. Doğru, orası doğru. Evet, evet. problemli ee, yani. Şimdi seçime çok az bir süre kaldı. Bundan bir sene önce, bir buçuk sene önce Ekrem İmamoğlu bu tür çıkışlar yaptığında CHP Genel Merkezi bundan rahatsız oluyordu. Ve işte İmamoğlu'na bir takım mesajlar veriliyordu. Se şimdi seçime az bir süre kala bu mesajları verecekler mi yine vermeyi düşünüyorlar mı? Vallahi şöyle, bir rahatsızlık var mı? Şöyle daha mesela şöyle bir şey düşündü Genel Merkez ya Genel Merkez kendi vazgeçti ya yaptıramadı. Onu tam bilmiyorum. Ee, yani bazıları diyor ki yani ya Genel Merkez hani çok ba anlatamayabilir diye vazgeçti. Bazıları BDT Başkanı çok ikna olmadı. Şöyle bir şey. Bütün BDT başkanları toplayalım. Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur açıklamasını okutalım. BDT Başkanları böylelikle tartışmayı bitirelim diye. Mesela onu yapamadılar. Ya ne zaman yapamadı? Düşündü. Ne zaman düşündüler bu, bunu? Bu Karadeniz gezisini hemen sonrası. Abi çok eski bu. Yani 5 5 ay geçti hala yok. Ha 5 aydan sonra çok yok ortada. Öyle bir şey. Şimdi yapmaya kalkabilirler. Öyle bir niyetleri Bence var. mı? yani bu tartışma bitirmeni yolu... Eğer dediğim gibi yani ha, bu senin önerin. Yani evet çünkü Genel merkezde denedi bir daha deneyebilir mi? Bakın, Bence bu deneyebilir. Bu tartışmayı öyle bitiremezsiniz. Neden? Siz Niye bunu ya? yapıp... böyle bir deklarasyon dedi. imzalatsanız bile kamuoyunun dilinde ve bu bahsettiğim ister çay molasında ister bu hava evet, var evet, evet, bunlar konuşuldukça yo, yo, kabul ediyorum. böyle deklarasyonlarla şöyle, bunu edireyim. yok edemezsin ben, ben size şöyle söyleyeyim bakın 3-4 haftadır ben geziyorum işte Sinop, Kastamonu, Manisa, İzmir geçen hafta Kayseri şimdi e, Ahmet Bey sadece bu ee, şey diyorlar hani diyor ya Kemal Bey bazen kısıyor ya niye bu AK Parti altın masanın adayını merak ediyor ya da Meral Hanım? öyle değil. Herkes merak daha, ediyor. Daha çok da Millet İttifakı ya da işte altılı masa biz Erdoğan'ı kimle yeneceğiz diye bana sordular. Ben de dedim ki adres dedim şey yani Anadolu Bulvarı 236 numara. Neresi Genel, orası? CHP yani? Genel Merkezi oraya sorun dedim. Ben çünkü bana kızıyorlar. Ben söylüyorum bak geç kalmıyorsun. 220 gün 10 D. saat. CHP'nin Birazdan... adresi ne bir daha söyler misin? Efendim? Ne adresine? Anadolu Burvarı. Numara? Tam söyle ben şimdi bakarım. <laughs> 236 idi. 236 idi. Pardon söylediğiyle ilgili bir şey söyleyeyim. Bir faktör daha var. Hani Hakan Bey soruyor ya niye tepki gelir miydi ya bu sefer diye genel merkezden bu açıklamalara. Ekrem İmamoğlu. Ha Ekrem İmamoğlu. Na. Bu sefer niye gelmez biliyor musunuz? Gelmeyebilir. Açıklamalarda bu sefer çok enteresan bir üslup revizyonu var. Yani yok. bu kez bir şey dediklerine şunu der Yok. İmamoğlu. Bir dakika beyler ben adaylığımla ilgili demedim. Ben neferim dedim. Ben şunu dedim. Yani açıklamalara ya sen açık, adaylığını mı deklare ediyorsun? Ama hep öyleydi. Bütün açıklamaları böyleydi. Yok. Hatta. Tamam, tamam. Bir sene önce 8-10 ay önce biraz daha açıktı. Ya onu diyorum. Hakan Bey, ben şunu Ekrem Bey'e zaten dedirtemediler bir türlü. Ben onu söylüyorum. Ha. Yani adayımız Sayın genel başkandır ve doğru olan da budur zaten ilan et. Ya bunu dedirtemediler. Hmm. Yani ben. Ya adam istemiyorsa niye dedi de demek zorunda? E böyle tam bir tam şey. o zaman bizim için potansiyel aday. Yani tam birileri de potansiyel daha... aday. Ha. Ya adam yani istemiyor yani böyle bir cümle kurmak. Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur de demek zorunda mı yani? Yani o ve Mansur Yavaş demiyor. Evet. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Ama şey diyor mesela. Baap seçer diyor. Zeydan Karalar diyor. Eee Böcek diyor. Olar niye diyor? Evet. Ya da Yılmaz Büyük Erşen diyor. Yani şimdi ben de bir Galatasaray'a hep şey diyorum. Beynimin yarısı kuşku yarısı soru. Yani ben de o zaman ya bunlar şey diyor. Onlar da bir yani şey bey Demiyorsan o büyük bir yani Demek zorunda değilsin. Kaos. Bir dakika. De bir... Demek zorunda değilsin. Hı. Tamam. Ama demediğin müddetçe seni ben de potansiyel aday olarak görürüm. Bu kadar. Ve tartıştırım. Çünkü bu doğrusu budur yani. Şimdi mesela şey deniyor. E, şimdi Sayın e, Kılıçdaroğlu... Ya Melik ne olur birazdan i̇şte, devam edelim. Tam, bir reklama tam, tam, gitmem tam, lazım. Tam. Bu tam zamanlı bir reklam. Tekrar birlikteyiz. Toparlayabilir miyiz? Evet hızlıca. E, şimdi e, dolayısıyla bu... Ee, yeni yani Ekrem Bey bu yeni durumu ayrıca hakkını teslim edeyim iyi okuyor. Yani altılı masanın birbirine dolandığını, adaylık meselesinin içinden çıkamadıklarını, Kemal Bey'in isminde buluşmanın çok zor olduğunu gördü ve e, kesinlikle kendi göstermeye ihtiyacı duydu. Bu döndü. yeni bir durum yani. Yeni bir durum ve çok akıllıca bir hamle. Yani diyor ki yani hani şimdi Kemal Bey'e veto ettiniz. Kimle çıkacaksınız? Altı masada başka var mı? Yok. Değil Mansur mi? Yavaş var. Ha yok. Altılı Masa'dan Altılı biri. Altılı Masa'dan yok. biri yok. Kemal Bey veto ettiğiniz Kemal anda. Bey veto edilince iki isim gelir akla. Bir, Muhar, e, İmamoğlu. İmamoğlu. iki Yavaş. Bravo. Dolayısıyla diyor ki, yani ben burun farkıyla hani öne geçeyim. Mansur değil ben. Bakın ben buradayım. Mansur Kürtlerden <laughs> oy alamaz. HDP'den oy alamaz. Falan ittifak olarak. Dolayısıyla kendi, yani çünkü hakikaten başka şey yok. Ben bir yerde gördüm konuşmasında bu şu televizyon konuşmasında her kesimle aram iyi. Her Bravo. diyor mu öyle bir? Evet. Herkesten oy alıyorum, aldım. Herkesten oy alıyorum. Ki daha önce mesela şey de bu bir yıl önce yine biz yoğun bir şekilde tartışmıştık. O zaman bir çekirdek grupla sohbet ederken Kemal Bey öyle hararetli bir şekilde adayım demiyor o zaman. Sadece bütçe görüşmesinde aday olmadığımı nereden biliyorsunuz diyor. Bunun üzerine o adaylı ihtimali tartışıldı ama bu kadar yüksek sesle seslendirmediğinde o çekirdek grupla konuşurken diyor ki e, Cumhurbaşkanı adayını kazanacak formül bellidir. İstanbul formülü diyor. Cümle ona İstanbul formülü. Çünkü İstanbul formülünden kastı işte burada ben başardım ve herkesten aldım. Peki.